Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Bugün yine köydeyiz. Uzun bir aradan sonra köye gelmek nasip oldu. Şöyle köy evlerini, köyün günlük yaşantısını çekmeye çalışacağız. Bu videomuzda herhangi böyle tasarlanmış veya önceden kararlaştırılmış bir görüntü olmayacak. Çat kapı. Gördüğümüz yerler çekmeye çalışacağız inşallah. Şu önümüzde 3 tane arı kovanı var ama sanırım arıları yok. Burada kışlık pırasa var arkadaşlar. Bunlar toprağa böyle gübreyle beraber gömülüyor. Kışın bulgur pilavıyla iyi gidiyor. Tavuklar maşallah doğal ortamda yayılıyor bak. Şöyle biraz yaklaştıralım. Yeşilliğin içinde yayılıyor. Bunlar da şöyle meşe odunları, çalılar. Oh, horoz öttü. Horoza yem verilmiş. O da burada yemleniyor. Şöyle ileriye doğru varalım bakalım. Burada hayvanların yiyecekleri var. Karşı tarafta hazırlık var. Hakkı kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Mallara yem veriyor. Mallara yem zamanı mı? Bakım zamanı. Evet arkadaşlar burada şu an koyunlar dağdan gelecek. Onlara hazırlık mı var? Hazırlık. Gündüz dağda yayılıyor. Şimdi de burada akşam yemlerini hazırlıyorsun, öyle mi? Evet. Her gün böyle devam ediyor mu? Her gün aynı böyle devam. Emek olmazsa yemek olmuyor ha? Aynen öyle. İyi bakalım. Kışın köyde, yazın yayla. Yazın dağdan yer, kışın evden yer. Evet, 6 ay dağdan, 6 ay İçeride. içeriden. Ha, bir de burada ne var? Bu da senin peşini bırakmıyor herhalde. Hareketi. Oo, güzelmiş bu da. Gel, pis 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 pis. Gel. Gel, gel. Bak, 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 bak. Ne kadar güzelmiş. Muhteşem bir güzellik. Oo, yeni kuzular doğmuş maşallah. Vay maşallah. Bu neye toparlıyor? Heh, şimdi yem zamanı. Hakkı bu ne zaman oldu? Bugün oldu. Oo, taze taze ha? Evet. Bunların cinsi ne? Fırıt. Senede bir kere mi yapıyor? Bir defa. Bir defa yapıyor. Bazen ikiz mi oluyor? Bazen ikiz de olur. Oo, şunun rengi de güzelmiş ama bak. Valla. Desen mükemmel. Bak. Demek bugün oldu ha? Bugün oldu. Annesi yem yiyor. O da oradan emiyor bak arkadaşlar. Süleyman, sen ne yapıyorsun?
Ahırla uğraşıyorsun. Sen büyükbaşlara mı bakıyorsun? Karışık. Karışık ha? Günde kaç defa yeniyorsunuz ahıra? İki. İki defa. Bir sabah, bir akşam mı? Evet. Hayvancılıkla alakalı bir şöyle anlat bakalım. Nasıl, zor mu, kolay mı? Zor yönler de var, kolay yönler de var. Peki sen bu işi severek mi yapıyorsun? Severek yapıyorum. İlk günkü gibi. Oo. Yani bir işi zaten sevmesen yapamazsın. O işten zevk almazsın değil mi? Almazsın. Demin Hakkı'ya da sordum da. Kışın buradasınız, yazın. Yaylada. Yaylada. Yaylanın havası daha başka mı değil mi? Tabii. Allah kolaylık versin bakalım. Sağ olasın. Şöyle kediler bir yandan, horozlar, tavuklar. Burada da bir şeyler var, ses geliyor. Evet, bunlar toklular arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle üzerleri ahşap örtü. Taş duvarlardan yapma. Ara bugün çok var. Evet. Yemi yedi şimdi sulanıyor ha. Yemin yedi gezintiye çıktı. Merak ediyor bak. Aleyküm selam Mehmet dayı. Güzelliğine bak. Ne yapıyorsun maşallah tavukları? Şükür Allah'a. Tavuklara yem vereceğiz. Hadi bir ver bakalım bir görelim nasıl. Yem geldi mi? Bunların hepsi senin mi? Bizim. Nasıl geçiyor köyde günler? Çok iyi. Memnun musun köyden? Memnun olmaz olur mu ya? Köyün şeyi geçer. Şu havası, suyu. Valla geçtiğimizde fabrikada çalıştık, kendimizi öldürdük, koyduk. O zaman kazandık. O zaman kazandın, şimdi yiyorsun. Evet. Bu köpek senin mi? Bizim. Çıkarlar. Tabiatta güzel maşallah bugün. Güzel maşallah, iyi. Hava iyi. Buralar nereler oluyor? Şöyle bir anlat bakalım. Buralar nereler? Burak Karşarman Mahallesi. Karatepe görünüyor bak. Değil mi? Meşhur Karatepe bizim. Şöyle komşuların evleri var burada. Şura amcaların evleri. Evet. Traktör senin mi traktör? Bizim. Senin arkadaşlar var mıydı buraya gelip giden? Ah. Benim arkadaş özel dünyaya gitti. Allah rahmet eylesin. Biz Allah de üzüldük işte. Eylesin. Bir ay oldu aşağı yukarı değil mi? Oldu. Onu gözlerdim. Şöyle bakarım. Gelir mi ki diye ama yok. Ya. Giden gelmiyor. Giden gelmiyor. Oturuyorduk şurada muhabbet yapardık. Gelen giden işte. Ekin harman bir şeyler yaptın mı? Yaparlar. Ben hiç elim bulaşmaz. Önceden yaptın mı sen? Önceden çok yaptım. Karşıda sapattık. Yarın içe 9-10 motor sapattık. Bir günde mi bu? Bir günde. İki motor getiriydi. En son rahmetli şey dedi ki, aa dedi boşaldıver dedi Mehmet'imin. Ananas yukarıdan bir attım, atarsanız atın dedim, atmazsanız ben sabah gelir atıverin dedim. 9 motor attım, o 10'uncuydu. Çalışmayı seviyorsun o zaman çalışmayı, sen. Çalışmayı, patozeyi severdim. Senin horozlar da çok cinsiymiş maşallah Mehmet amca. Bu ne cinsi bunların? Valla paşalı diyor kayın, cinslerini bilmiyorum. Soluktan su içiyor. Köyde her evin önünde böyle bahçe olur. Değerli izleyicilerimiz. Köylü yiyeceğini buradan, yeşilliğini buradan temin ediyor. Hemen gördüğünüz gibi gübresi de buraya dökülmüş. Sürüldükten sonra
gübreler dökülecek. Şöyle yan taraflarda asmalar var. Bizim köyün gördüğünüz gibi bütün evleri taştan, değerli izleyicilerimiz. Bir kısmı böyle bak, kavruk deriz, oradan gelir, sarı taştan. Onu yerler gelirler. Heyecanla geliyorlar şimdi. Şimdi Mehmet amcamızın tavuklarının yenileme anı. Bak bana elimden geldi. Bak. Bak. Ama benim için. Tavuklarla muhabbeti kurmuşsun o zaman sen. Tavuklarla iyiyiz. Yumurta yapıyorlar mı? Şimdi iki şey aldım. Şimdi yumurtlamıyorlar. Şimdi biraz soğuktan mı oluyor yumurtlamaları? Soğuktan. Yaz geldi mi 11-12 böyle ol. Oo maşallah. Gel gel gel. Bak gençlerim. Birbirlerini kıskanıyorlar mı? O bunu döverdi. Bu şimdi onu dövüyor. Devir değişti mi? Evet. Ama o da çok güzelmiş ha. Ne güzel. O da paçalı, ikisi de tohumluk ama bunu döverdi, bunun kafası kızdı. Onu bir dövdü, bir daha getirtmiyor tavukların yanına. Yaz günü gibi maşallah. Gençler gençler köyde motor sürüyor. Evet, yaz günü gibi motor sürüyorsun ha? Evet. Nasıl köyde hayat? İyi. Sen kimin oğlusun? Emrah. Emrah'ın oğlusun. Ne yapıyorsun köyde bir anlat bakalım genç olarak. He? Geziyorum. Geziyorsun. Sadece geziyorsun mu köyde? Başka bir iş, başka bir iş yapmıyor musun? Yaparım bazen. Ne yapıyorsun? Mesela köy... Ahıra gidelim. Ahır. Ahır ne demek şimdi? Belki seyircilerimiz ahırı bilmeyecek. İneklerin olduğu yer. Ha, hayvanların olduğu yer. Hayvanlara bakıyorsun öyle mi? Evet. İyi bakalım. Sen babana yardım ediyorsun o zaman. Okul var mı? Var. Okumayı mı düşünüyorsun, çalışmayı mı? Bilmem. Hangisine karar verdin? Daha karar vermedim. Evet. Motorun da güzelmiş. Mondial. İyi bakalım. Sana başarılar diliyoruz. Bunlar şimdi cepten geliyor. Yer geldi mi öderler. Öderler mi? Ha, yani yediğini inkar etmez diyorsun. Evet. İyi. Davarcılık da yapardım. Fabrikada çalışırdım, gece davara giderdim. Hanıma gün doğdu mu ona bırakır gelirdim. Ben kendim yine fabrikaya giderdim. Nedendi? Bu kahveye var edeyim, herkes kağıt oynar, bilmem ne yapar. Milleti teşvik ediyorum ama yapmadılar. Hayvancılığa mı teşvik ettin? Hayvancılığa o zaman iyiydi. Kaç tane davarın vardı, sürü? 50-60-100 vardı. Sattık hepsini. Bir oğlana verdim. 50'sini. Bir motoralı verdim. O da işte malcılık yapıyor şimdi. Evet. Büyük malla uğraşıyor orada. Davarları orada sattık. Yani köyün geçim kaynağı diyorsun ki hayvancılık, hayvancılık ve çiftçilik. Burası. Şu dağlarda güzelim. Gelin dağlarda. Ama korusun derler. Peki davarcılık yaparken böyle dağda bir anın var mı böyle? Tavşan vuruyordum. Başka yok. Elimde çiftçe. Evet. Avcılık da var yani sende o zaman. Var. Keklik falan kalktım o zaman. Keklik çoğuydu. Davarın önünden kalktı mı atardım, düşürürdüm. Tüfeğiyle keklik aldım mı Karatepe'nin arkalarına giderdim. Ama yoruldu kırıldık, şimdi gidemiyor. Köyden dışarı çıkamıyor şimdi.
Sağ ol, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ne yapıyorsun bu el arabasıyla? Ahırbaca devam, tam gaz. Ahırbaca devam ha? Hayvancılık mı yapıyorsun? Aynen, hayvancılık. İyi, nasıl? Seviyor musun hayvancılığı? İdare ediyor ya, geçinip ediyoruz. Yani ekmeğini ondan çıkarıyorsun? Ekmeği bundan çıkarıyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ ol abi. Nereye gidiyorsun şimdi? Balle atacağım şimdi. Balle atacaksın. İyi nasıl bakalım. Abi? Allah kolaylık versin, sağ hadi. Sağ ol abi. Şimdi bu balle kaç tane mala yetecek? Bu balle 5 mala gider. 5 mala bir balle? 5 mala. 20 kilo mu bunlar? 20-22 böyle. Verişine bakar ya. 5 mala da gider, 10 mala da gider. Değil mi? Biz 5 mala yediriyoruz. Sen o zaman şey yediriyorsun, bol yediriyorsun. Artık bol geliyor bu sene, bol ya. Evet teyze, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ev temizlerim, ev temizliği yaparım. İyi. Mehmet dayı tavuklara bakıyor, sen de evlere mi bakıyorsun? Ben de evlerim. Süpürüyüm, temizlerim, dubanın atlarını silerim. Ne yapalım işte, biz de şöyle köyün hayatını çekiyoruz. Çok iyiyim, çok iyiyim. Sağ olun, Allah razı olsun. Burada ineklerin bekçisi de var bak. Bizi yabancı gördü. Bunu kurban yapacağız Allah'a izin verirse. Bu kurban mı olacak? Kurban olacak. Ha. Hani hayvan bu kadar mı hep Hüseyin? Abi. Hayvanlar içeri girdi. Nasıl, hayvancılıktan para kazanıyor musunuz? Abi hayvancılık gittikse zarar kay. Tek sıkıntı yem yani bizde. Yem mi? Yem 500'ü geçti. Evet, her geçen gün zamlanıyor. Her şey, maliyetler arttı, her şey arttı. Allah yardım yani, etsin diyelim inşallah. Maliyetler devamlı artıyor. Evet. Hüseyin, bu buzağı ne zamanın? Bir ay oldu abi. Evet. Bunun cinsi ne? Simental. Erkek mi? Erkek. Evet, burada inekler var, öyle mi? Sağlam inekler var. Günlük sağıyoruz. Sütçüye veriyoruz. Emek yani. Sütçü köye kadar geliyor? Geliyor. Bunların cinsi ne? Simental. Bunlar da simental. İyi, yerin sıcakmış. Yeri sıcak. Sulukları falan var şöyle. Her şeyi var ya. Yiyen buradan dışarı çıkar. Bir günün özeti bu, öyle mi? Bir günün özeti bu. Yani. Mağaranın içinden çıkmayız. Tabii. Kahvedir, ortamımız yok yani. Ya şimdi kahve, tabii kahvede olabilir de önemli olan ilk önce köydeki evet, yaşantını sürdürebilmek için bir şeylerle uğraşmak. Evet. Önce geçeyim. Mehmet dayı gençliğinde fabrikada çalıştım diyor. Şimdi de tavuklarla uğraşıyor. Böyle. İşte tavukçuluk. İyi bakalım. Bugün de şöyle sizlerle vakit geçirdik. Hayvancılığın avantajları, dezavantajlarını öğrendik. Evet. Köyün yaşantısını çektik. İyi olmuş. Şöyle izleyicilerimize ne demek istersiniz? Herkese selamlar. Hayırlı akşamlar gün batımında. Evet. Selam söyle. Köyde şöyle gün batımı güzel bir gün var. Biz de kameralarımızı açtık. Köyün yaşantısını çektik. Çok güzel oldu. Allah işlerinizi kolay getirsin diyelim. Allah razı olsun. Sağ ol abi. Dedem sokaklara çıkmış maşallah ya. Hoş geldin, sefa geldin hoca. Sağ ol Şahin. Nereye gidiyorsun böyle? Dağdan geldim, şimdi Bestaman'a gidiyorum. Orada biraz mal var, bir bücük var, samanla alacağız. İşte sütün içeriz, cart cürt. Hayatın gerekleri. İyi. Olması gereken diyelim yani. Evet, bu Uğur Babışlar çok yer gezdi değil mi? Bunlar köylü kesimin vazgeçilmezi. Evet. Yani işte mekabımış, botummuş, bunun hepsi hikaye. Bunu rahat, yengil yani. O amaçla giyiyoruz yani. Spor ayakkabı kayıyor. Evet, evet. Hoca, durum bu. İyi bakalım. Köyde yaşantı böyle diyorsun. Öyle yani, yapacak bir şey yok. Sabah gidiyoruz, geliyoruz, akşam gidiyoruz. Gelivir, gelivir, böyle de günü tamamlıyoruz. Allah işlerinizi rast getirsin diyelim. Amin, cümleninkini hoca, sağ olasın. Hayırlı akşamlar. Hadi, güle güle bakalım.
Gençler crosslerle geziyorlar. Oo. Kışın nasıl oluyor kışın binmek? Vallahi hava çok güzel. Bahardan bir gün var. Nereleri gezdiniz? Bugün fasıllar, çiçekler, tepecik. Tadını aldınız yani gezmenin. Evet. Yaklaşık 45 kilometre yol yaptık. İyi bakalım, size iyi gezmeler. Çobanımız da geldi. Böyle. Geçi koyun karışık. Akşam oldu, davar eve geldi. Akşam oldu, davar geldi. Aleykümselam dayı, hoş geldin. Vallahi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapayım ya? İyiyim. Şöyle bir... Evet. Nereden geliyorsun dayı? Dağlardan geldim dayı. Her gün gidiyor mu? Her gün gidiyor. Nasıl bir şey dağlarda gezmek, çobancılık? İyi bir şey. Değil mi? Kesinlikle. Allah Allah. Bunun ayağına ne olmuş böyle? Ayak şişmiş. Hastalık. Allah şükür evet. Ya Rabbi. Bugün günü köyde geçirdik. Dedem de şu an yemek yiyor. Maşallah. Yaş 97 kendisi buraya kadar gelebildi. Yaş 97 derim maşallah buraya kadar gelmişsin. İyileyim de başım ağrı olsa başka bir şey mi var elhamdülillah. Maşallah sağ ol saat iyi. Hiçbir yerim bir yeri yok. Başım. Evet. Dün de sağ üşüdük. Arkadaş vardı. Bana gözüm oldu. Bugün akşam ne olacak? Ne faaliyet doğru var? Doğru söyler onu. Ne? Bugün akşam ne var burada? Bilmiyorum, sen bilmiyor musun? Ne var? Sen bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Bir anlat bakalım. O Konya'dan geldi. Adamları yiyor. Çalak attın geldi. Ne? Dışarı yoktan attın. Bunlar ne var? Bir şey yapayım. Yok. Bebeğim. Tev yok dedik yok değil mi diyor? Tev dedik yok dedem. İnşallah hayırlı bir iş için toplandık buraya. Dua edelim ben de. Evet bugün dua edeceğiz. Bugün nişan var. Yüzük takma merasimi var. Değerli izleyicilerimiz bugün sizlere köy hayatını anlatmaya çalıştık. Köyde yapılan faaliyetleri göstermeye çalıştık. İnşallah şöyle beğeneceğiniz bir video oldu. Son olarak kapanış yapalım Gay Hakkı. Ne demek istiyorsun şöyle? Köy hayatıyla alakalı. Köy hayatı böyle. Herkese iyi seyirler. Teşekkür ediyoruz. Bizlere de bu imkanı sağladığınız için. Şimdi artık hayvanların yemleme ve dinlenme zamanı mı diyelim? Evet. Evet değerli izleyicilerimiz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı vakitler diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun inşallah.
Thank you.